Merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıf biyolojide bizi ne bekliyor ona bakacağız. 10. sınıfa geçtik. Artık biyolojide de orada da bir sürü konu karşımıza çıkacak. 9'la neler paralel? Neleri bilmemiz gerekiyor? Hangi konulara daha çok çalışmamız lazım? 9. sınıftaki neleri tekrar edelim? Onlar üzerinde bakacağız. Şimdi öncelikli olarak bir hatırlayalım. Biz 9. sınıfta biyolojiden 3 tane ünite öğrendik. Bunlardan birincisi yaşam bilimi biyoloji, ikincisi hücre, üçüncüsü canlılar dünyasıydı. Bilimsel bilginin doğasına baktık, bilimsel çalışmalarda neler yapılır, tüm canlıların ortak özellikleri neler, karbonhidrat, yağ, protein gibi temel bileşenleri de öğrendik. Sonra hücre zarından, daha doğrusu hücre zarının yapısı, organeller canlılarımız, bakteriler, arkeler, protistler gibi canlılarımızı öğrenerek 9. sınıf ünitelerimizi tamamlamış olduk. 9. sınıf tabii ki 10, 11 ve 12. sınıfın temelini oluşturmuş oluyor. 10. sınıf üniteleri de 9. sınıf ünitelerine paralel olarak ilerleyecek. Ama hangi paralellikte ilerleyeceğini hemen sizinle birlikte bakalım. 10. sınıfta da bizi 3 tane ünite bekliyor. Biyolojide karşımıza hücre bölünmeleri ünitesi ilk olarak çıkacak. Hücre bölünmelerinin içerisine mitoz ve eşeğsiz üreme, mayoz ve eşeğli üremeden bahsedeceğiz. Bunu biraz 8. sınıftan hatırlayabilirsiniz. Orada da mitoz ve mayoz öğrenilmişti. Eşeysiz üreme çeşitleri, eşeyli üreme çeşitleri öğrenilmişti. Yine 8. sınıfla paralel kalıtımın genel esaslarını göreceğiz. Hani homozigotlar, heterozigotlar, büyük A, küçük a'lar, gamete şu gitti, bu gitti kısımlarını göreceğiz ama tabii ki 8. sınıftan çok daha detaylı olarak göreceğiz. Son olarak da ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları da yine 7. sınıfın ve 8. sınıfın sonunda olan ünitelerde yıllar geçtikçe biz büyüdükçe konuları artık daha detaylı olarak görmeye başlıyoruz. Konu başlıkları aynı olabilir ama içerik olarak çok daha detaylı olarak görmeye başlayacağız. Bakalım kimlerin kimlerle bağlantısı varmış. 10. sınıfımızın ilk ünitesi az önce söyledim hücre bölünmeleri. Hücre bölünmesinin içinde mitoz, eşeğsiz üreme, mayoz ve eşeğli üreme ünitelerini görecektik. Hemen kim kiminle bağlantılı. Şimdi mitoz ve mayozu hatırlayacak olursanız şöyle yapıyorduk hani bir hücre vardı bu hücrenin içerisinde kromozomlar oluşuyordu. Yok ekvator düzlemine diziliyorlardı. Yok zıt kutuplara çekiliyorlardı. Yani ben hücreyi bilmezsem, hücrenin içinde hangi organeller var bilmezsem hücre bölünmesi arasında hangi organel yok oluyor? Hangisi durmaya devam ediyor? Yok sentrozom i ipliklerini üretiyor. Bak şimdi burada şu işe yaradı bilmezsem sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden mitoz ve mayozda mutlaka hücre organellerinin bilinmesi gerekiyor. Sonra bizim eşeysiz üreme ve eşeyli üreme çeşitlerimiz var. Eşeysiz üreme dediğimiz zaman sporlu üreme, vejetatif üreme, tomurcuklanma gibi üreme çeşitlerini göreceğiz. Mesela diyeceğiz ki bitkiler vejetatif ürer. Bir amayası tomurcuklanmayla ürer. Yani benim kimi hatırlıyor olmam lazım? Bu canlılar dünyasında gördüğümüz şu canlı şu işi yapar, bu canlı prokaryottur, şu canlı şu canlı aleminin altındadır dediğimiz canlıları görmemiz gerekiyor. Haliyle de ben canlıların dünyasını tam iyi bilmezsem eşeğili ve eşeğsiz üreme konularında sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden bu yaz döneminde bizim YouTube kanalımızdaki videolara bakarsanız hücre ve canlılar dünyasını tekrar ederseniz 10. sınıfın ilk döneminde ilk karşımıza çıkan ünitede çok rahat edeceksiniz. Gelelim ikinci ünitemizde ne var? İkinci ünitemizde de kalıtımın genel esaslarından bahsedeceğiz. Kalıtımın genel esaslarının çok büyük bir kısmını kalıtım. Yani o az önce söylediğim baskın gen, çekinik gen, mavi gözlü, kahverengi gözlü, kısmı oluşturacak Bir de canlıların çeşitliliğinden yani biyo çeşitlilikten bahsedeceğiz e kalıtımı yapabilmem için özellikleri bilmem lazım hücrenin içinde genler olduğunu bilmem lazım bu genlerin üzerinde benim şifrelerimin bulunduğunu bilmem lazım yani kalıtımı yapabilmek için hücreleri bilmem lazım aynı zamanda şu iken kromozomlu bu en kromozomludur. İşte eşeyli üreyen canlılar, bitkiler, hayvanlardır ama bak eşeysiz üreyenlerde de var. Onlarda da gen aktarımı şöyle gerçekleşir deyip canlılar dünyasını da bilmem gerekiyor. Biyoçeşitlilik dediğim zaman ise dünyada bulunan canlı çeşitliliğinden bahsediyoruz. E haliyle dünyada bulunan canlı çeşitlileri neyle paraleldir? Canlılar dünyasıyla paraleldir. Yine bu canlılar dünyasını cebime koyduğum zaman biyoçeşitlilik soruları da kolay gelecek bana. Geçtim üçüncü ünitemde neler var? Üçüncü ünitemde de bir ekosistem ekolojisini göreceğiz. Bir de çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Ekosistem ekolojisi dediğimiz zaman canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Canlıların birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsettiğimize göre demek ki bu kiminle paralel? Canlılarla paralel olması gerekiyor. Haliyle de ben canlıları tam olarak bilmezsem aralarındaki ilişkiyi de kuramayabilirim. Ekosistem ekolojisi yapmak için de yine canlılar dünyasını çok iyi bilmem gerekiyor. Çevre sorunu dediğimiz zaman da bunun içinde biyolojik çeşitlilikten bahsedeceğiz, endemik türlerden bahsedeceğiz, dünyanın karşılaştığı sorunlardan bahsedeceğiz. Dünyanın karşılaştığı sorunların, daha doğrusu çevre sorunlarının en büyük kaynağı tabii ki insanlar. Ama bu çevre sorunları hangi canlıları nasıl etkiliyor? Dünya üzerinde nesli tükenmek zorunda olan daha doğrusu zorunda demeyelim de nesli tükenmek üzere olan canlılar kimler? Bu canlılar hangi sorunları yaşıyor? Bilebilmem için de canlılar dünyasıyla paralel bilgiler bilmem gerekiyor. Yani canlılar dünyasını yazın iyice bir tekrar edersem sene sonunda 10. sınıfın sonunda da çok rahat edeceğim demektir. Hiç üzülmeyin, korkmayın. 10. sınıfta da bizler sizin yanınızda olacağız. 10. sınıf kanalımız geliyor. Sağ tıklayarak 10. sınıf kanalımıza da abone olabilirsiniz orada da yaz döneminde yavaş yavaş 10. sınıf konularına hazırlanmaya başlayacağız. Son olarak ödüllü sorumuzu gö gösteriyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın.